أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد Mümkünse kapatalım, benim dikkatim çok dağılıyor. Ali İmran suresindeyiz. 7. ayetteyiz. İstaizu billah. Mealindeydik en son ayetin. Onda apaçık ayetler, İbrahim'in makamı vardır. Zira kim ona girmiş olursa emniyette olur. Bu zira buraya gitmemiş. Nitekim iyiydi orada. Ve diyelim o zaman. Ve kim ona girmiş olursa emniyette olur. Girmişse kim ona girmişse, yani bir kere girmiş olan girmiş olur gibi olur sanki, bana pek uygun gelmiyor. Kim ona girmişse emniyette olur, sanki bir girme çıkma veya girmiş olursa da sanki o hala var şimdi. Ve kim ona girmiş olursa ve kim ona girdiyse emniyette olur, öyle mi diyelim? Girdiyse ve kim ona girdiyse girdiyse emniyette olur. Ve kim ona girdiyse emniyette olur. Nitekim onun yoluna güç yetiren bir kimsenin evi hac etmesi Allah için, şuraya virgül koyalım, hac etmesi Allah için insanlar üzerinde bir haktır. Kim de yok saydıysa, kim de yok saymış olursa, وَمَنْ كَفَرَ, kim de yok saymış bulunursa, yok saymış olursa, nasıl olsa yukarıdaki olursadan kurtulduk, kim de yok saymış olursa veya kim de yok saymışsa, yok öyle değil de, kim de yok saymış olursa, وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ, o takdirde kuşkusuz ki Allah veya muhakkak ki Allah, muhakkak ki Allah alemlerden ganidir. Gani için daha önce belki geçmiş olabilir, bakalım. Gani varmış. Zira Allah ganidir demişiz bildik nokta. Yani bu Bakara suresi değil mi? Bakara 263. Dipnotu buraya koyalım. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan yegane zengin demişiz. İhtiyaçlılığı andığımıza göre tamam. Alemlerden ihtiyaçsızdır şeklinde anlayacaklar. Okuyayım meali bir toptan. Sonunda nasıl şart cümlesi? Kim yok sayarsa, hep biz böyle yok saymış olursa, girmiş olursa diyoruz. Sayarsa desek ne olur? Geniş zamanlı olur. Ayette mazi fiil var. Ha,
وَمَنْ كَفَرَ Yani kim yok, kim de yok saymışsa. Yani geniş zamanlı olursa zamana riayet etmemiş oluruz ayetteki. Ne fark eder derseniz Arapçada bizim dediğimiz gibi de demenin yolu var ama böyle demiş Cenab-ı Hak. Yani maziyi kullanmış. Onu taşımaya çabalıyoruz. Kim de yok saymış olursa veya kim de yok saymışsa وَمَنْ كَفَرَى Kim de yok saymış. Sen nasıldı teklifin? Yok saydı. Mazifliğin var ya. Devam et. Kim de yok saydıysa. Kim de yok saydıysa. Peki, kim de yok saydıysa. Nedense kulağını tırmalayan bir şey var orada. Kim de yok saydıysa. O takdirde muhakkak ki Allah alemlerden ganidir. Sanki yere bir ağız olmuş. Bir iki kere tekrarlayınca geçiyor galiba. Kim de yok saydıysa o takdirde muhakkak ki Allah alemlerden ganidir. Tamam. Şarkı cümle yapma. Öyle yapsın zaten. Yapmasak da cümle. Ama ayette öyle. Böyle burada men var gelişte. Cevabı var bak burada. Fe ile. Toptan okuyayım. Onda apaçık ayetler. İbrahim'in makamı vardır. Ve kim ona girdiyse emniyette olur. Nitekim onun yoluna güç yetiren, bak aynı şeyi burada yapmışız. İstata'a, bu da mazi fiil. Nitekim onun yoluna güç yetirmiş bir kimsenin, evi hac etmesi, ayette öyle, men istata'a diyor. Nitekim onun yoluna güç yetirmiş bir kimsenin evi hac etmesi Allah için insanlar üzerinde bir haktır. Kim de yok saydıysa o takdirde muhakkak ki Allah alemlerden ganidir diyoruz meande. Başka bir mülahaza var mı? O takdirde bir harf için. O takdirde, evet, buraya da virgül atalım. Muhakkak ki Allah alemlerden ganidir. Peki. Şimdi de mealin İngilizcesine bakalım. Ali İmran suresi, yani 3. ayet, 3. sure 97. ayet, ayeti buraya kopyalayalım. Fihi ayatun beyinatun. İnit are clear ayats fihi ayatun bayyinatun clear yani işte net, açık, belirgin. Bayyinat için kullandım onu. In it are clear ayats. Abraham. Certainly. He? Neyle başka şekilde ifade edin mi certain şeyini yapıyorsun? Ne için certain? Kesin ayetler. Kesin değil ama Arapçasında. Beyinat apaçık. Net. In it are clear ayats. Yani beyinat apaçık dedik ya Türkçesinde. Ona karşılık. In it are clear ayats. Abraham's standing place. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. In it are clear ayats. Abraham's standing place. Wa man dakhalahu and
who entered it وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا became safe. وَمَنْ دَخَلَهُ and who entered it كَانَ آمِنًا became safe. وَلِلَّهِ and to Allah وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ on the humans وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ performing pilgrimage to the house من استطاع who was able إليه سبيلا who was able to find a way to it ومن دخله كان آمنا ولله على الناس and to Allah and the humans performing pilgrimage to the house حج البيت من استطاع إليه سبيلا who was able to find a way to it ومن كفر and who denied ومن كفر and who denied So Allah is rich from the worlds. فإن الله غني عن العالمين. فيه آيات بينات. In it are clear ayats. مقام إبراهيم. Abraham's standing place. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا and who entered it became safe. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ and to Allah and the humans حِجُّ الْبَيْتِ performing pilgrimage to the house. Şurada diyor kıyım and to Allah and the humans performing pilgrimage to the house. Who was able to find a way to it? And who denied whether we claim woman kafara فإن الله so Allah is rich so Allah is rich from the worlds فإن الله غني عن العالمين In it are clear ayats ayetle ilgili dipnotumuzu atalım Ayet daha önce olmadı. Onu da büyük harfle yazmışız. Onu da aynı yapalım. Efendime söyleyeyim. Başka bir şey kaldı mı? Hayır. Peki. Şimdi o deminki Türkçe mealde namazda aklıma takıldı. O haktır dedik ya mealde. Orayı şöyle yazsak. Nitekim onun yoluna güç yetirmiş bir kimsenin evi hac etmesi Allah için insanlar üzerinde bir haktır. Öyle demesek de şöyle desek. Allah için insanlar üzerinde Ya da burayı bozmayayım, aşağıda yapayım onu. Bu haktır kelimesinden rahatsız oldum. Ayette olmayan bir kelimeyi koyuyoruz oraya. Allah için insanlar üzerinde bunu buradan alalım. Buraya koyalım. Nitekim Allah için insanlar üzerinde onun yoluna güç yetirmiş bir kimsenin
evi hac etmesi vardır. Hacın insanlar üzerinde olsa, Allah'ın insanlar üzerinde olsa. Sen mi? Nitekim Allah için insanlar üzerinde onun yoluna güç ettirmiş bir kimsenin evi hac etmesi vardır. Nitekim Allah için insanlar üzerinde onun yoluna, şurada virgül koyayım, onun yoluna güç ettirmiş bir kimsenin evi hac etmesi vardır. Yani ötekinde hak tırmaktır biz söylüyoruz. Hak ve hak değil de ödevdir dese daha iyi gidecek. Yani Allah'ın bunu nasip gibi anlarsa bir kimse, Allah'ın kulları üzerinde bir nasibi, kullarından yana bir hakkı, böyle bir şey gibi anlarsa, yani var mı sakıncası yok mu orasını tartışmıyorum ama ayette böyle bir şey demiyor. Ödevdir deseydik de giderdi. Nitekim onun yoluna güç yetirmiş bir kimsenin evi hac etmesi Allah için insanlar üzerinde bir ödevdir. Doğru. Ödev mi bu? Hak mı? Ne? Bunu biz tespit ediyoruz. Ayet bize bunu vermiyor. Ayette şu var. Allah için insanlar üzerinde beytin hac edilmesi vardır. Yani bizim kısaca kısa cümlelerde bizde var Türkçemizde. İşte mesela çocuğa diyoruz bana bir öpücük var mı? Benim için bir öpücük vardır herhalde diyoruz değil mi? Bir kimse için bir şeyin var olması. Kısa haliyle bu. Allah için ne vardır? Beytin hac edilmesi vardır. Allah için böyle bir şey vardır. Kim üzerinde? İnsanlar üzerinde. Ayetin yani İngilizcesini yapıyoruz. Niye Türkçesini yapamıyoruz ki? İngilizcesini böyle dedim. Nitekim Allah için insanlar üzerinde onun yoluna güç yetirmiş bir kimsenin evi hac etmesi vardır. Anlaşılıyor değil mi? Böyle o haktan kurtulalım. Orada hakkıdır desek ya ben hak kelimesinden kurtulmak istiyorum. Hakkıdır da olsa, haktır da olsa. Haktır değil mi? Başka bir şey de olsun. Yani ben kelimeden rahatsızım. Tartışmıyorum. Yok ayette. Okuyalım meali. Onda apaçık ayetler. İbrahim'in makamı vardır. Ve kim ona girdiyse emniyette olur. Nitekim Allah için insanlar üzerinde onun yoluna güç yetirmiş bir kimsenin evi hac etmesi vardır. Allah'ın insanlar üzerinde böyle bir şeysi vardır. Kim de yoksaydıysa o takdirde muhakkak ki Allah alemlerden ganidir dedik. Var mı mülahaza son haliyle? Hocam şu Allah lafzını sözleri tanıtın da. Tamam. O tanıtmak değil de şeyden kurtul diyor. Şapkadan kurtul diyor. Peki. Tamam. Geçiyorum şimdi bir sonraki ayete. Ali İmran suresi 98. ayet. Estağfirullah. Billah. Şimdi bu ayet bir bakıma önceki dersin, önceki ders dersen, derken önceki gün, bir önceki günde olan derste konu olmuştu. Bu Allah'ın ayetlerini ehli kitap nasıl bilmez? Kabe'yi, İbrahim'in imar ettiği yeri nasıl bilmez? Burada gerçekleştirilen bu muazzam ibadeti, tevhidin nişanesi olan bu muazzam ibadeti nasıl görmezden gelirler? Burada yegane tek bir ilaha ibadet edilen haccı, haccın menasikini nasıl görmezden gelirler? Şimdi ayette Cenab-ı Hak bunu tam bir soru olarak soruyor. Konumuz hac iken birden yine ehli kitaba döndü ve 98. ayette ehli kitaba soruyor. Tefsirini açıyorum ayetin. Buraları geçtik. Şuradan öncesini de karaltayım. Kul
Kul ya ehlel kitabı, de ki ey kitap ehli kimseler yani. Lime tekfurune bi ayatillahi, niçin Allah'ın ayetlerini görmezden geliyorsunuz? Allah'ın ayetlerini yok sayıyorsunuz. Bir önceki ayetten ayat kelimesine kulağımız aşina. Dolayısıyla en yakın onu düşündüm. O yüzden fihi ayatun beyinatun. Yani millet orada Mescid-i Haram'da, Kabe'de yaptıkları şeyler o kadar, örneğin bir Yahudi inancı açısından düşünecek olursanız o kadar onlarla alakalı ki Hazreti İbrahim'in vaktiyle yaptığı şeyleri temsil ediyor. Kabe etrafındaki tavaf onun yaptığı, imar ettiği veya temellerini yükselttiği beyt. Orada yapılan hac, haccın menasiki her bir evresi yine Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ve onun oğlu yahut eşi üzerinden ortaya yere çıkmış ve bugün temsilen yerine getirilen bir ibadet. Dolayısıyla bir Yahudi Medine'de durup bununla nasıl tamamen alakasız kalabilir? Buradaki bu ibadeti nasıl görmezden gelebilir? Kendisini bundan nasıl soyutlayabilir? Bir bakıma, bir bakıma sanki ayet doğrudan onu soruyor. Ey ya ehlel kitab, ey kitap ehli, lime tekfurune bi ayatillahi, niçin Allah'ın ayetlerini yok sayıyorsunuz, görmezden geliyorsunuz? Ayetin sonunda burada tehdit var. Hacca gelmeyenlere tehdit yoktu ama vallahu şehidun, Allah tanıktır, ala ma ta'melun, Allah siz ne yapıyorsunuz, Allah buna tanıktır. Yani Allah ne yaptığınızı çok iyi biliyor. Belki millet farkında değil, siz neleri gizliyorsunuz, neleri görmezden geliyorsunuz, hangi bilgileri batıl şeyle karıştırıp halka yutturuyorsunuz, hangi haberlere takla attırıyorsunuz. Sizin ne yap, Allah her ne yapıyorsanız Allah buna şehittir. Çok iyi tanıktır, çok iyi bilmektedir. Bu ikinci dereceden bir tehdittir. Ne yaptığını biliyorum, bir tehdittir. Allah da ehli kitaba bunu söylüyor. Dolayısıyla sanki bu ayet bize ehli kitabın Kabe'de ve Kabe etrafındaki işte Mescid-i Haram'da veya İbrahim'in makamı diyebileceğimiz haccın bütün evreleriyle alakalı ellerinde buna dair malumat olduğu, buradaki ayetleri onların da gözlemleyebildiği ama gözlemleyebildikleri halde bu son peygambere nasip olan Cenab-ı Hakk'ın kendisine tekrardan nasip ettiği bu arı pirupak menasiki yapması, haccı gerçekleştirmesi, Beyt-i Haram'ı bütün putlardan arındırıp tekrar İbrahim'i akidesini oradan bütün dünyaya yaymaya başlaması, bunu gördükleri halde görmezden gelmeleri, yok saymalarını sanki sorguluyor. Ben biraz öyle anladım. Hocam, Efendimiz'in peygamberliğinden önce, yani belki de hayatta olmadığı dönemden önce, kitap ehlinin Kabe ile pozisyonu nasıl? Hiç yani dikkatlerini çekiyor muydu? Yani mesela işte Ebrehe'nin kıssasında dikkatimi çekiyor. Ebrehe'nin önüne çıkmış Medineli Yahudiler. Medineli Yahudiler? Evet, Medine'deki Yahudi alimler Ebrehe'nin önüne çıkmışlar. Demişler ki, ta 50 yıl önce Hazreti Peygamber'in vefatının doğumundan, yani sen neyi yıkmaya gidiyorsun? Allah'ın evini mi yıkacaksın? Öyle biliyorlar. Tabii. Yani. Bu yanlış bir şey yapıyorsun demişler. Yani. Ve onu ikaz etmişler. Ebrehe öncesi de bir tanesi var. Yine çok daha zaman önce Kabe'yi yıkmaya gelen, yanılmıyorsam. Ebrehe bunların ilki değil. Daha önce de var herhalde. Yine Kabe'yi yıkmaya gelen. Hatta onunla ilgili onun uyarılarına o kişi uymuş da, yani Yahudilerin uyarılarına dikkate almış ve sonra biraz da sardırmış Yahudilerin söylediklerine, ta işte müteselsilen Hazreti Peygamber'e kadar ulaşacak bir mektup da bırakmış Medine'yi terk ederken ve Hazreti Peygamber'e iman ettiğini bildiren. Dolayısıyla Yahudi alimlerde bu bilgi var ve o denli bilgi var ki, yani buraya hicret edeceğini tahmin ediyorlar, kestiriyorlar. Gelmişler, özellikle Medine'ye yerleşmişler o civarda. Kabe'nin konumundan haberdarlar. Ellerinde çeşitli malumatlar var. Şu kadarını bilmiyorum. O günkü Medine'deki yerleşik Yahudilerin ellerindeki Tevrat ile bugünkü Tevrat nüshaları nasıldır bilmiyorum. Ne kadarı kalmıştır, ne kadarı da tarifat vardır bilmiyorum. Ellerinde Tevrat dışında da onların
işte yazılı veya sözlü malumat var mıydı? Bunların ne kadar o günden bugüne kadar tedavül edildi? Onları da bilmiyorum. Ama şu kadarını görüyorum ki Cenab-ı Hak ehli kitaba bir şeylerin üstünü örtüyorsunuz diye sorduğuna göre bunlar bir şeyleri görüyorlar. Allah'ın ayetlerini görüyorlar. Yani benim görebildiğim en açık şeyler bunlar. İbrahim'in temellerini yükselttiği mabette, yani tek bir ilaha ibadet edilsin diye temellerini yükselttiği mabette, İbrahim'e dair her türlü hususun canlandırılması, yani millet İbrahim'in tekrardan hayat bulması Mekke topraklarında, Beyt-i Haram'da, bundan büyük ayet var mı? Bundan büyük şey var mı Cenab-ı Hakk'ın? Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinin doğruluğuna, elçiliğindeki sadakatine, hiç pürüzsüz bir akideyi tekrardan can kazandırıyor, hayat kazandırıyor, ete kemiğe büründürüyor. Vaktiyle aynı beytin etrafında çırılçıplak tavaf eden insanlardan, putlara adak adayanlardan, her türlü çirkefliğin yapıldığı bir civarı tertemiz ediyor. Bu Allah'ın elçisinin risaleti ve getirdiği menasikin ne denli hakiki olduğu, sağlam olduğu. Bunlar ayet, bence ayetler bunlar. Bunları ehli kitap görüyordu. Cenab-ı Hak niçin görmezden geliyorsunuz? Bir de buna rağmen kalkıp Kureyş müşriklere diyorlardı ki هَاُولَا يَهْدَى مِنَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا سَب۪يلًا. Sizin yolunuz bunların yolundan daha sağlamdır. Yani putlara tapanlar sizin dininiz Muhammed'inkinden daha iyice bizim penceremizden baktığınızda diyorlardı. Bu nasıl bir şeydir ki? Bir de biz geçen sefer bu ayetlerin ne olduğunu düşünürken belki bilmemiz ayetler de vardır. Ama burada sorduğuna göre bunlar için malum bir şeyler olması lazım. Evet. Biz sonraki ayette de söylüyoruz zaten. Yine tekrar bir ayette. Yani var olan bir ayetlerden bahsediyoruz. Demek onlar bildiği bir ayetlerden. Evet. Tabii yani üstünü örttüğüne göre bu onlar açısından belirgindir. Görülebilir. Müşahede ediyorlar bunu. Ve zaten demin Yavuz kardeşim de hatırlattı sonraki ayette ve sizler tanıksınız. Bu entüm şuhada ifadesi var. Bir şey daha alıyorum. Ayet sürekli olduğuna göre şu andakiler için de oraya bir şey. Tabii, yani şu andaki ehli kitaba da oradaki ayetler. Aynı bu dediğimiz şeyler. Bir önceki ayette de oranın bereketli kılınmış gider kaynağı olduğunu söyledi. Bir önceki ayette de. Bu da şimdi bugün oranın bereketiyle ilgili, yani dünyanın zenginleşmesi, güç açısından bir işaret de var hakikaten bu zaman içinde. Şimdi mesela işte dini mabetler Hristiyanlıkta yahut Yahudilikte yahut diğerlerinde baktığınızda burada toplanan kalabalık yegane tek bir ilaha ibadet ediyor. Ondan ayrı hiçbir ilah tanımıyor. Nerede toplaşıyorlar? İbrahim'in temellerini yükselttiği beytin etrafında toplanıyorlar. Neler yapıyorlar? Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la başlamış, Cenab-ı Hakk'ın insanlığa önder tayin ettiği bir kişinin hayatındaki bir evreyi ve oradaki sınav süreçlerini temsilen tekrarlıyorlar. Yegane tek bir ilaha teslimiyetin timsali, şovu, gösterisi olsun diye. Bunun yadırganacak, bunun ne bileyim yadırganmasını bir tarafa bırakın. Bundaki bu nezahati, bu temizliği, bu vahye dayalı olduğunun olanca çıpraklığıyla ortaya çıkmasını nasıl inkar edersiniz? Nasıl görmezden gelirsiniz? Nasıl Hazreti Peygamber'in hala yalancının teki olduğunu, işte yalan yanlış şeyler öğrettiğini, onun getirdiği dinin putperestlikten daha beter olduğunu nasıl söylersiniz? Yani ikrar etmeniz, hakikaten sen çok güzel şeyler yaptın. Yani bir Yahudi de gelsin, iman edenlerini istisna ediyorum, gelsin desin ki burası karanlık bir ortamdı. Putlara tapılır, leş yenir, çocukların kanlarına canlı girildiği, canlı canlı gömüldüğü, hiçbir adaletin tatbik edilmediği, Cenab-ı Hakk'a şirk koşulan bir mıntıkayken bu adam geldi burada, kula kulluğu kaldırdı. Köleler, kadınlar, erkekler, hiç kimsenin kimseye artık minneti yok. Herkes sadece ve sadece yegane tek bir ilahı mabut sayıyor. Onun dışındaki herkesi kendisi gibi kul görüyor. Bu güzel şeyler yaptın. Yani bunun söylenmesi lazım. Sen bu yalan yanlış şeyleri kaldırdın. Çırılçıplak Kabe etrafında tavaf etmeyi, Kureyş müşriklerinin yalan yanlış menasikini hac ile ilgili lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk
Ondan sonra illa şeriken huve lek ve me melek diye putlarını katmış, böyle telbiye getiriyorlardı. Putlar var ki ancak bunlar hariç diye istisna eder. Onlar da sonra senin mülkündür derler idi. Böyle telbiyeleri de böyleydi bunların. Buradaki yanlışların hepsinin kaldırılmış olması. Zaten yeryüzü kurulalı beri mücadele bunun etrafında devam ediyor. Kula kulluk mu? Kulların uydurduğu dinler üzerinden kula kulluk mu? Yoksa yegane tek bir Allah'a kulluk mu? Güzel doğru şeyler yaptın. Şöyle tersinden okuyalım. Diyelim ki peygamber beklentisi, ya peygamber olayını bir tarafa koyalım. Hristiyanlar içerisinde biri çıkmış olsa ve kalksa dese ki, bugün olsa dese ki, ya bu Hazreti Mesih'in uluhiyet olması, onun işte divine, yani onun kutsal ilahlık vasfına da sahip olması bana ters geliyor. Bundan kurtulmalıyız diye yazılar yazsa, fikirler saysa, söylese, biz bu adama ne diyeceğiz? Yani doğru söylüyor bu adam diyeceğiz. Yani bir gerçeği, en azından bir tarafından bir gerçeği seslendiriyor ve bunu tutun ki başardı, gerçekleştirdi. Diyeceğiz ki iyi bir şey yaptı. Yani güzel bir şey yaptı. En azından bunu ikrar etmemiz lazım. Ha, daha fazla güzellikler katmak istiyorsak başka şeyler onu anlatırız. Bak Hazreti Peygamber şunları şunları da söylüyor diye yeni yeni. Ama en azından olduğu nokta açısından güzel şeyler yapmıştı. Yani Yahudiler, ehli kitap bunu yapmadı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Bu gerçekleştirdikleri önünde sen doğru şeyleri gerçekleştirdin. Elçi misin değil misin çok emin değilim ama şu ana kadar yaptıkların kendi kişiliğine, kendi şahsına, ailene vesaire yapılmış gibi gözükmüyor. Bu yegane tek bir ilaha ibadet hususunda büyük bir çığır açtın. Bütün peygamberlerinkine benziyor senin yaptığın diye en azından bunu hakkı teslim etmeleri lazım. Yapmadılar. Tam tersi takla attırdılar bütün gerçeklere. Ve kalkıp Kureyşli müşriklere öyle söylediler. Siz bunlardan daha doğru yoldasınız. Cenab-ı Hak burada onu soruyor. لِمَا تَكْفُرُونَ بِاَيَاتِ اللّٰهِ Yahu siz zaten vaktiyle Kureyş müşriklerine yanlışsınız, puta tapmak olmaz deyip duruyordunuz. Aralarından biri çıktı aynı şeyi söylüyor. Hani demin benimkini örneğimi verdiğimde birileri düşünebilir ki ya tabii ki beğenirsin. Çünkü sen zaten Hristiyanlarda bu tarafını yadırgıyorsun. Ya aynı şey Yahudilerle müşrikler arasında vardı. Yahudiler onların puta tapıcılığı dolayısıyla onları yerer, aşağılar, küçümserlerdi. Taşa puta tapıyorlar diye. Aralarından bir adam çıkıp onları putlardan arındırıyor. Bundan daha güzel ne olabilir Yahudilik penceresi açısından? Diyecekler ki güzel güzel, yavaş yavaş oluyorsunuz demeliydiler en azından. Bunu demediler. O tabii tam tersi, siz putlara devam edin. Bununki sapkın. Bu tam da hiçbir şeye benzemiyor bunun söylediği. Diye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi böyle tarif ettiler, böyle betimlediler. Ne vaktiyle Necaşi'ye de aynı şekilde betimlemişlerdi. Dediler ki bu adam bizim dinimizden çıktı ama senin dinine de girmedi. Saçma sapan bir şeyler uyduruveriyor kendince. Yani ne bizden ne sizden. Tamam bizimki size göre yanlış ama size de girmedi diye onu sahabi dedikleri ne derler ona? Yeni yetme, işte yepyeni bir şeyler uydurdu kendince diye. Evet, apayrı bir şey olarak tarif ettiler. Halbuki Necaşi bir dinledi, baktık ya bizimkiyle sizinki aynı kaynaktan besleniyor ya dedi. Çünkü baktı ki mesaj aynı mesaj. Yani tek bir ilaha ibadet etme şeyi. Ehli kitap bunu görmezden geliyor. Yahudiler görmezden geldiler. Hristiyanlar görmezden geldiler. Gerek bunu aklettiler. Gerek nakilde ellerinde malumat vardı. Her iki açısından düşünmek lazım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği mesaj ve gerçekleştirdiklerini sadece ellerinde nakil olması gerekmiyor görmeleri için. Aklederek de görebilirler. Bir de nakil var ellerinde. Dolayısıyla bu ikisiyle beslendikleri halde karartmaları, görmezden gelmeleri Cenab-ı Hak şiddetle burada sorguluyor. لِمَ تَكْفُرُونَ بِاَيَاتِ اللّٰهِ Hocam bir de onlar zaten beklentisi ettiler ya. Bu biz hep sözünü unutma, yok sayma yok sayma diyoruz ya. Bu Türkçemizde karartma da buna iyi gidiyor. Bakıyorum yani şeyde de kullanılıyor. Yani bir bilgiyi, bir gerçeği üstünü kapartmayı karartma diye. Bayağı da yerleşti yahut eskiden vardı. Evet. Şu günlerde bu belge etrafında bir dinlerken baktım ki bu karartma tam bizim bahsettiğimiz şey, küfretme. Yani üstünü örtme. Yok sayma. Biz yok saymayı tercih ettik ama karartma da olabilirdi.
Yani Allah'ın ayetlerini niçin karartıyorsunuz ey ehli kitap? Yani niçin üstünü örtüyorsunuz? Allah ne yaptığınıza tanıktır. Vallahu şehidun ala ma ta'malun. Orada bir de beklentileri vardı ya hocam. Hani bir peygamber gelecek dedi. Kendilerine gelmemiş olmasını bir tarafa koyalım. Evet. O beklentiden sonra ne yaptılar acaba? Yani ha, o bekliyorlar. Beklentiye devam ettiler. Yani onlar kalktılar. Hazreti Mesih'i bekliyorlardı. Hazreti Mesih gelince bu değil dediler. Niye beğenmediler? İşlerine gelmedi. Acaba şu yani hala atla Hazreti Mesih'i atladılar. Sonra Hazreti Peygamber geldi. Hazreti Peygamber'i de atladılar. Onlar hala kendilerini bekliyor. Aslında hiçbir şey beklemiyorlar. Yani mevcudu devam ettirmeden başka bir şey beklemiyorlar. Bekliyoruz görüntüsündeler ama hiçbir şey beklemiyorlar. Çünkü isteklerine cevap vermediği için böyle beklentileri reddettiler hocam, yoksa kendi dışından mı bunlar? Yok, şöyle düşünün, bir din düşünün ki bu dinin vahiy ile irtibatı var. Kesmişler o dinin vahiy ile irtibatını, artık Allah onları komuta etmiyor. Kendileri tarif ediyorlar. Kendi kendine şekillendirmişler dinleri. Kendi dinamizmi artık kendi içinde. E şimdi isterler mi tekrar biri gelsin de irtibatı vahiy ile kursun, böylece yanlışlar ortaya çıksın ve tekrar vahiy onları şekillendirmeye başlasın. Şöyle edin, böyle edin. Onlar kaynaklı olan irtibatı koparana kadar akla karayı seçmişler. Şimdi koparınca bağımsız yaşıyorlar. Vahiy ile irtibatı koparıp işin içine milliyetçilik katıp yepyeni bir din oluşturmuşlar. Yahudilik ile, yani o ırk ile dinin ortak bir sentezi mevcut din anlayışı. Ha, buna karşı olan Yahudiler de var. Yani ırk ile ilişkilendirilmiş olan bu din inancını reddeden Yahudiler de var. Bunlar Amerika'da vesaire yaşıyor ve mevcut İsrail Devleti'nin o Siyonist anlayışın bir ürünü olduğunu, yani ırk ile dinin ortak sentezinin bir sonucu olduğunu, bunun dinde yeri olmadığını savunan ayrı gruplar da var. Ama çoğunluk genellikle veya ekseriyet Yahudi inancı bu merkez üzerine oturmuş, ırk ile ilişkilendirilmiş halde. Onlar yepyeni bir dini oluşturmuşlar kendilerince. Şimdi bir daha kaynak ile irtibata geçmek istemiyorlar. Bence durum bundan ibaret. Hazreti Mesih Yahudi bir kadının kucağında aralarına geldi. Aynı soydan, yani Hazreti Meryem aynı soydan bir kadındı. Onu da reddettiler. Dolayısıyla Arap'tı, Acem'di vesairelikle çok ilgilendikleri yok. Kaynak ile tekrardan irtibata geçmeme istiyorlar. Ayetin müfessirin ayete dair tefsirine bakalım. Yubihu Teala veya yubihu Teala ehlel kitabı. Allah ehli kitabı yeriyor. Minel Yahudi ve Nasara. Hem Yahudileri hem de Hristiyanları. Ala kufrihim bi ayatillahi. Allah'ın ayetlerini karartmaları dolayısıyla. Allah'ın ayetlerini yok saymaları dolayısıyla. Elleti enzeleha Allahu ala rusulihi. Allah'ın elçilerine indirdiği ayetlerini. Elleti öyle ayetler ki cealaha. Allah o ayetleri kıldı. Rahmeten li ibadihi. Kulları için bir rahmet vesilesi kıldı. Yehtedûne biha ileyhi. O ayetler ile Allah'a kullar kılavuzlanırlar. Ve yestedillûne biha. Ve onlardan deliller alırlar. Veya araç edinirler Allah'ın ayetlerini. Alâ cemî'il matâlibi. Bütün ihtiyaçlarını görürler Cenab-ı Hakk'ın ayetleri üzerinden. El muhimmeti. Önemli. Vel ulûmin nâfi'ati. Önemli ihtiyaçlarını ve faydalı bilgileri oradan temin ederler. فَهَاُولَٰئِ الْكَفَرَ Bu kafirler جَمَعُوا بَيْنَ الْكُفْرِ بِهَا Hem Allah'ın ayetlerini küfrettiler, yok saydılar. وَصَدَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ عَنْهَا وَصَدِّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ عَنْهَا Ve Allah'ın yoluna gitmek isteyenleri de alıkoymaya kalkıştılar. Hem ellerindeki bilgiyi esirgiyorlar insanlardan veya gördükleri gerçekleri itiraf etmekten kaçınıyorlar. Bir yandan da tam tersine çevirip tabelayı insanları başka istikametlere yönlendiriyorlar. Dolayısıyla çift cürümü birlikte işlediler. Hem gerçeği gizlediler hem de başka yöne insanları kanalize ettiler. Sad. Evet, bir sonraki ayete geçti müfessir. فَهَاُولَٰئِ الْكَفَرَدَ
Peki, akulu kavli hâzâ ve estağfirullâhel azîme li ve lekum ve lisâirin müminin. Rabbena la tuâkhidnâ in nesînâ ve ahtâna. Rabbena ve la tahmil aleyna esran kemâ hamaltehu alellezîne min qablina. Rabbena ve la tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih. Ve'fu annâ ve gfir lenâ ve erhamnâ. Ente mevlânâ fansurnâ alel kavmil kâfirîn. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtuh.